Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Bruno oynuyorum. Gizli Forvet adında bir kostüm geldi. Birkaç gün oldu aslında ama çekmek pek nasip olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. 5 girdik. Şöyle sesimiz falan ayarlı mı? Her şeyimiz ayarlı. Şöyle hemen geçip oyunumuzu oynayalım. Bu çarı alev pençesini alırım ya abi. Çar değişik bir çar gerçekten. Yani hiç beklenmedik bir anda beklenmedik hasarlar çıkartabiliyor. Ultiyi kullanmak çok önemli. Doğru kullanmak önemli daha doğrusu. Bunun haricinde bir de topların dengesini çok iyi kurmak önemli. Ayrıyeten hiç beklemediğiniz yerde tam öldüm derken gerçekten topların can çalmasıyla işte vurduğu kritik hasarlarla falan bayağı işler çıkartıyor yani. O yüzden gerçekten güçlü ama bu kadar sülük çar varken oynanmak ne kadar mantıklı, oynamak daha ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bir de işte yine ben gittim 5 girdim. Bir dakika boyunca eşleştikten sonra da rokete bastığın için yine birazcık galiba havada bir lahana turşusu kokusu alıyorum. Sonumuz hayır olsun diyelim abi. Giriyor muyuz oralara? Hadi girelim bakalım genç. Valla beni soktun buralara da. Şunu bir görecek var mı? Siz görmeseniz de ben keseceğim gibi ama. Güzel. Kes hocam. Kes hocam bunu. Güzel. İşte kaç bazı yerlerde mesela tam dediğim şeyin üzerine denk geldi abi. Kaçmak iyi değil. Özellikle erken oyunda Bruno'nun top hasarları inanılmaz fazla. Late'de de çok fazla ama erken oyunda genel takım veya genel oyundaki çarlara baktığın zaman inanılmaz derecede hasar vuruyor. Şunu alalım abi. Saldır bunun. Topu bitti. Kes hocam. Onu da keseriz. Onu da keseriz. Ben bu arada ne kulaklık taktım, ne şey taktım. O da öldü. GG. Kaplumbağaya geçelim hemen. Gel kaplumbağaya. Direkt bitirek. Bence de direkt bitirek başka maça geçecek ya. Kostüm de şöyle söyleyeyim. Ben de bunun hero kostümü açık değil ama galiba en iyi kostümü o abi yani. Bir hero tadı vermez diye düşünüyorum bu kostüm içinde. Şimdi şöyle bir şey var. Pençemiz yok ama kimse de buraya gelmedi zaten. Problem yok. Okey. Ya aslında hani efsane veya mistik. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Mistik 1000, 5000, 10.000 puan bile olsanız rokete bastıktan sonra bir süre sonra alt ligdeki elemanları atmaya başlıyor. Çünkü oyun buna mecbur. Çünkü oyuncu yok. Yani bu kadar bol değil oyuncu sayısı. En azından bizim server için söylüyorum. Yani Endonezya'da falan olsan pataküte adamlar 20 saniyede eşleşip oynuyorlar ama bizim memlekette maalesef bu durum böyle değil. Yani ben çok bekliyorum. Özellikle bu aralar herkes tatilde ki çok fazla oyun oynayan yok. Yani o kadar hissettiriyor ki kendini yaz mevsiminde olduğumuz. Dur şuraya bir oynayalım. Ölecekler. Abi topları efsane atmak çok önemli var ya. Bir de pasifinde tetikliyor falan derken bir anda bir vurmaya başlıyor abi. Açılır mı? Dur topumu bir tane ayarlayayım şurada ben. Açılmayacak. Okey bro. Açılmazsan açılma. Çok fazla bekliyoruz kısaca ya. Özet geçeyim. Burayı alamayacağız galiba. Tamam. Üst kule düşmüş. Bu arada ultim geliyor. Tekrardan oraya bir tur oyun yapabilirim. Kaçamazdım ya. Yani zaten elim çarptı içlerine doğru ama kaçamazmışım yani. Şu an baktım bir düşündüm de çok hasar almışız. Liyo'yu falan. Liyo'yu galiba en son güncellemede birazcık güçlendirdiler. Şu anda da yapıştırıyor vallahi çara bak. Ben saçlarımı yıkamaktan bunaldım artık. Yani bir şey diyeyim mi? Ben 23 yaşındayım. Yani bir ay sonra falan Allah nasip ederse 23 yaşıma gireceğim. İlk defa Ankara'da böyle bir sıcak görüyorum bak. Aklımın kestiği zamanlardan beri diyeyim en azından. Gerçekten aşırı derecede sıcak. Gece sıcak, gündüz sıcak. Ben daha bu yaşıma kadar eşi benzeri yoktu ki gece üstünde bir şey olmadan yatayım yani. Bildiğiniz atletle yatıyorum artık. Vallahi atletle yatıyorum ya. Abi inanılmaz derecede sıcak. Yani vallahi zor. Rize'de sel var. Buralarda sıcak var.
Kanada'da insanlar ölüyor. 1000 kişiye yakın insan ölmüş galiba sıcaklardan. Düşünün yani. Dün bir yerde Türkiye'nin Şanlıurfa'da mıydı? Neredeydi galiba? 9,5 derece ölçülmüş. Bugüne kadarki en sıcak. Bu bizi keser ya. Keser, keser derken. Ne oldu? Lan! Bu dik. Gel, bir gel. Gel hele, gel gel. Gel. Bir gel. Gel gel. Aha, şimdi büyülü pençem olmuş olsaydı. Ölmedi mi? Öldü. Büyülü pençem olmuş olsaydı o Franco çoktan ölmüştü ama işte. Ben en iyisi trio'ya geçeyim ya. 5'te bu iş olmayacak gençler. Olmayacak. Ya 5'te bak 5'teki keyifli maçlar nasıl olur biliyor musunuz? Dün mesela oynadık. 2'ye girdim ben çocuklar çektikten sonra. Çok keyifli maçlardı ama onları sunamam. Yani en azından ben o kabiliyete sahip değilim yani. Hem konuşurken hem de böyle oyuna çok fazla fokus atma şansın yok. Şu an mesela oyun başından beri harita hiç bakmıyorum. Kim nerede ne yapıyor umurumda değil. Ey yavrum, o maçta öyle oynarsan yapılan rotasyonlara karşılık veremezsin. Bu sefer adamlar gelir seni tokat manyağına çevirirler yani. O yüzden öyle maçlar için tek bir seçenek var. Gireceğim, oynayacağım. Oynadıktan sonra, daha doğrusu oynarken sessiz bir şekilde oynayacağım. Sadece ekran kaydını alacağım. Ondan sonra gireceğim. İşte arkadaşlar merhaba, şurada şunu yaptık, burada bunu yaptık diye maçın üzerine konuşacağım yani. O da o kadar. Yani şu an aslında şöyle bir şey söyleyeyim size. 5 girmek gerçekten 3 girmekten çok daha avantajlı. Çünkü yani TR'de galiba oynayan ekip sayısı yani en fazla 10'dur. Hard oynayan ekip sayısı. E 1 dakika sonradan da şey atıyor zaten. Nedir onun adı? Efsane atıyor. Giriyorlar, puan kasıyorlar. Bedava. Efsane vallahi. Ya, puan MMR. Ne kasmak istiyorsan git 5 gir yani. Tabi genellemeye söylemiyorum arkadaşlar. Gelip bizim ligdeki çocuklara yem olursunuz. Ondan sonra haberiniz olsun. Boş yere puan vermiş olursunuz. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Geliyor musun buraya? Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Güzel. Allah Allah. Vallahi video çekemiyorum son zamanlarda ya. Ya sola girince de zırlamaktan kafayı yiyorum. O da olmuyor. 5 girince daha bu çıkıyor meydana. Döndüm lan tatilden. Ne işiniz var tatilde? Çok mu çalıştınız? Gidin evinize oyun oynayın. Aa, vallahi oyuncu yok ya. Başa yediler galiba. Neyse bizimkiler bir tur sattığına göre ben gidip tek başıma orada oynayabilirim. Şu fantomu bir bitirsem. Bir tane daha. Franco geliyor. Kaşınıyorsunuz ha. Allah şahit kaşınıyor bak. Bak. Görüyor musun? Bak bak. Ruh hastasını görüyor musun? Çok vuruyor ya. Yanaşamıyorum ki çara. Çara yanaşamıyorum. İnanılmaz. İnanılmaz. Şimdi ne çıkalım diğer item? Sen bir tane bana umutsuzluk versene bro ya. Ben bir yapıştırayım bunlara böyle pat yukarı çat yukarı. Saldırı hızını falan boş ver. Şöyle atarsak Leo ile beraber bari indiririz aşağıya. Güzel. Evet, 5'li maçlarda maalesef dediğim gibi hani istediğim performansı alamadım video kalitesi olarak. Bunu da buraya niye koydum bilmiyorum ama video unutma Osman. Az önce çok güzel bir paket oynadım. Değişti biliyorsunuz paket o. Ve 15 dakikalık maçın sonunda yani o kadar keyifli bir maçtı ki. Öyle böyle değil yani. En son işte kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dedim. Geldi deli ya.
Bunlar ne yaşıyor merak ediyorum ya. Kendilerini ölümsüz falan sanıyor herhalde bu tank oynayan elemanlar. Çok garip. Gerçekten çok fazla garip yani. İşte 15 dakikanın sonunda işte dedim kendinize iyi bakın. Sonra bir baktım ki ekrana kaydı açmamışım. Bu aralar çok fazla başıma geliyor ya. Daha hala telefondaki video çekme işine alışamadım. Pardon, bilgisayarda. Umarım alışırım. Alışırız, problem yok. Alışırız. Bu veledi aldığım iyi oldu bu arada. Şöyle hemen Bruno'yu kullanmaya başlayalım. Ölme. Ölme. Biliyorum orada olduklarını. Biliyorum orada olduklarını. Yemedi kimse onu. Şimdi infaz. Oo, iki tane infazları var. Nereye gideyim ben şimdi? Yukarıda Gulu. Nasıl Gulu ölebiliyor lan? Hocam keserdim onu ben. Ama olsun, refleks olarak senin de onu kesmen gayet normal. Roger varken pek mantıklı mı emin değilim ama. Bu Hylos kafayı yemiş ha. Harbi diyorum kafayı yemiş bu eleman. Gel buraya. Yalnız Roger'ı buraya yaklaştırmayın. Rahatlıkla alalım bunu. Yanlış kullandım. Güzel. Tamam, çıkalım. Çıkalım, hiç şansımızı zorlamayalım. Sonra video mahvolmasın. Bugün şimdi ama şeyi açtım. Nedir onun adı? Vantilatörü açtım şu an. Püfür püfür esiyor abi. Rahatladım yani şu an. Sinir katsayılarım yarıya düştü yani şu andan itibaren. Topa basmadım, kendime tilt oldum ya. Ve buff'ları alalım abi. Buff'ları almadan fight'lara gitmeyelim. Red buff özellikle çok önemli. Guniver nerede ya? Guni'den free free kasılmamız lazımdı aslında. Top bozulmuş mu? Ultisini attı Okagura bu arada. Ultisini attı Kagura. Ama kimse beni duymuyor tabii şu an. Çu yetenek atıyor. Dikkat et. Lan ne yapıyorsun? Emin miyiz değdiği konusunda? Kanka kaplumbağayı alalım. Yanlış kullandım ultiyi ya. Çok daha iyi atabilirdim bu arada oraya. Ulti atacak. Şuradan çık artık bunu ver. Güzel. Yapma be. Yemen lazımdı o bait'i. Top atsam ölür mü? Bir vuruşu ölmez. Gelir mi buradan? Gelmiyor da. Şurada Roger'ı beklesek. Evet bak, Roger'ı çağırıyor. Geliyorum. Kaplumbağaya geçeceğiz abi. Onu kilitle olduğun yere. Sıkıntı yok. Onu da kes. Gel şimdi kaplumbağaya. Gel kaplumbağaya. Gel 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 gel. Güzel. Hemen. Bak, fark etti mi? Fark ettiniz mi iki maç arasındaki farkı? Yani evet, çok zırlıyorum. Farkındayım.
Çok bazen boş yapıyorum, onu da farkındayım ama abi keyif de burada çıkıyor ya. Harbi 5'li maçlarda aslanım benim. 5'li maçlarda yani hard maç olması lazım. Onların dediğim gibi sunumunu yapamam yani. Oynarken konuşamam, öyle bir yeteneğe sahip değilim maalesef. İnfaz yedim ya. İnfazı yemeseydim çıkıyordum galiba. Çok içeride kaldım. Ayrıca manam yoktu falan filan. Okey. Problem yok. Bir tane ölelim. Şaka mı ya? Cidden mi? O da ölür. Saber. Saber şu aşağıya itsen keşke ya. Şimdi ben nereye gideyim onu düşünüyorum. Bence hiç aşağı doğru yeltenmeyelim çünkü kaplumbağa çıkıyor. Kaplumbağaya vermek gibi bir niyetim yok. Vermek gibi bir niyetim yok abi. Şimdi yukarıdan başlayıp aşağı gidip aşağı taraftaki kuleyi açmak istiyordum ama biraz yaş o işler. Kaplumbağayı direkt alırlar abi. Altında şu an Roger'la çok da bir farkımız yok. Ama ilerleyen her saniye benim lehime dönüyor. Ben late'de çok daha fazla güçlüyüm ona nazaran. Sıkıntı yok yani, harcarız. Hallederiz o işi. Gençler Lord var. Roger aşağıda. Şöyle hemen. Çift topla beraber. Şuna saldırın da çaldırmayalım çocuklar. Gelmeden alalım hemen. GG. Ultisi daha da duruyor çocuğun. Ey yavrum ey. Çu geliyor, çu geliyor, çu geliyor, çu geliyor. Abi ses kasmak efsane bir şey ya. Efsane bir şey yani. O ses kasmak efsane bir şey. Kanka ya biriniz şu bota bir gitseniz artık, şu bedava kule duruyor orada be. Harbi diyorum, bedava kule duruyor orada. Hayırdır kardeş? Bizi mi koparacaksın ha? Oy. Çok güzel. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Deneyeceğim şansımı. Kagura base'e gitti ya. Kardeş hareket doğru da hedef yanlış gibi sanki biraz. Ya kanka. Şimdi problem olan şey Lord'u istiyor muyum, istemiyor muyum? Onu bilmiyorum işte. 12'ye kadar bekletmenin bir manası var mı? Aslında var. Çünkü çok rahat tutarlar. Darlayacak pikimiz yok. Ben 12'den önce almayacağım Lord'u. Şu an karar verdim. 12'ye yazayım. Aracının farmı güzel. Biteceğine dair bir inancım olsa hallederdik de. Bir tane bir zırh tembe değil de bir umutsuzluk koyalım buraya ya. Hasarı bir fullesin abicim. Tutsaydı. Mide açtılar galiba. Gerçi korkudan çıkmışlardır. Aa lordalar. Aa. Neyse alsınlar. Uzasın ki daha keyifli olsun maç. Tamam güzel. Hiç dikkat etmedim. Güzel hamle yaptılar da bize AFK da var. Ölmeyin kanka. Ölmeyin oğlum. O lord bir şey değil. O lord tutulur. Problem yok. Problem yok, bekle. Angela niye AFK?
Salsana kuzum ya. Allah Allah. Zaten almayacak olsam salarım size. Saldırı atarım. Çıkar mısınız oradan? Defans yapacağız. Arkadaşlar 4 kişiyiz. AFK'mız var. Alo. Bak bağıracaklar beni. Çık şuradan. Pençeyi orada atacağım. Şu orada. Şuraya dikkat et. Bir tane daha çıkmasın. Tamam güzel. Çerez. Hata yok. Tapta farm var. Emin misin gitmekte? Bakamıyorum şu an oraya korkudan ama bir şey olmamış galiba. Kanka kuleler. Güzel. Tamam. Şimdi umutsuzluktan sonraki itemi düşünüyorum. Bir tane savunma itemi koymalı mıyım? Koymamalı mı mıyım? Mı 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 mı. Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak? Sarımsaklamasak da mı saklasak? Şu nerede? Diğer itemi doğa rüzgarı koyabilirim ya. İşime yarar mı emin değilim çok da fazla ama. Arkadaşlar 4 kişiyiz biz. Hala 4 kişiyiz ve agresif yapamayız. Tamam mı? Ha geldi bak güzel. Buff'ımı alayım. Şu umutsuzluğum bir bitse yamultacağım hepsini. Şu anda da yamulturum da fight'a adam akıllı bir pozisyon bulamıyoruz. Roger'ın sesi geldi. Nerede? Şu an gözüm mesela hep sol yukarıdaki haritada oynuyorum arkadaşlar. Yani bu haritaya bakarsanız ölürsünüz. Önünüze normal oyununuza. Gözünüz hep sol yukarıdaki haritada olacak. O işin başka çaresi yok. Şu an vakit kaybettiğimi fark ettim. Angela yine düştü. O çocuğun pingi vardı ya. Geçen maçta da vardı da. Kanka şu adam şurada bir yerde yani. Beni götürürsen ben öleceğim şimdi. Gebereceğim. Göğüs ver şimdilerden rahat oynayalım. Şu tarafta olduğunu düşünüyorum şunun ama base atmış olabilir. Base atmış tamam. Kanka sen de ya AFK kal ya da gel oyna ya. Şimdi son item. Fırtına yapacağım ya. Botu aç. Glu burayı gör. Glu 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 glu. Glu. Ne oldu önden? Kesemedim bile birader ya. Bir çık şuradan kurban oldum. Abi bu çocuk yok. Nasıl biz alacağız Lord'u? Hı? 4 kişi nasıl gireceğiz Lord'a? Şu an ultisi benim üzerimde anlamadım ne yapıyor base'de. Bilmiyorum ya. Bu maç buraya gelmemeliydi galiba. Onu biliyorum sadece. Ve Chu beni yakalarsa keser onu da biliyorum. Ve açılmayacağım onu da biliyorum. Her yerde olabilir Chu. Roger'ı kestiler mi? Bak oradaymış gördün mü?
Oyun bitiyor. Yapacak bir şey yok. Görmedim. Sağlık olsun, ne diyeyim, diyecek bir şey yok. Evet, durum bu şekilde. Gördüğünüz gibi %38 hasar vurmuşum falan. Çocuk zaten AFK'ydı vesaire. Yapacak bir şey yok. Oyunu kaybettik ve şimdi ağlayarak günlüğüme yazmaya gidiyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer öyleyse videoya beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.